tip 1, tip 2 şikayetlerinizdeki belirtiler aynı mı, çakışabilir mi? Patatesi çok seven izleyicilerimiz. Nişastayla, patates, pirinç, evet, pilavı, makarna. Tüketen izleyicilerimiz bizlere ulaşmış durumda. Ama ister istemez de siz de dile getiriyorsunuz, gıdalarla oynanınca değil mi hocam? Aslında maalesef, özü de biraz. Rafine gıdalar, evet. Ve nişasta bazlı şekerler. Yani şimdi şöyle, tip 1 ile tip 2 diyabetin tabii ki birçok bulguları ortak. Bir kere tip 1 diyabet söylediğim gibi çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz genetik yatkınlığı olmayan bir diyabettir. Bu daha ziyade otoimmün kökenlidir. Yani ne demektir otoimmünite? Vücudunuza bir mikrop, bakteri girdiği zaman ya da vücutta bir kanser hücresi geliştiği zamanlarda vücut bunlara karşı koruyucu bazı maddeler üretir. Evet. Biz bunlara otoantikor diyoruz. Bunların görevi vücuda giren o yabancı mikropları yok etmektir. Ancak bilinmeyen bir nedenle bu antikorlar vücuttaki bazı doku ve organları da yabancı kabul ederler. Ve giderler o organ ve dokulara yerleşirler ve o doku ve organın hücrelerini harap ederler. Sonuçta bu pankreasta olunca, pankreastaki beta hücrelerinde olunca ki insülin beta hücrelerinden salgılanır. Bu sefer pankreasta insülin üretimi azalır ve şeker hastalığı ortaya çıkar. Eğer bu konumuzun dışında ama tiroitte, evet, Türkiye'de özellikle 5% oranında görülen Hashimoto tiroiditinde de aynı mekanizma vardır. Orada da tiroid bezine gider yerleşir bu otoantikorlar. Bu sefer de hipotiroidi yaparlar. Biz tip 1 diyabette, yani çocuklarda gördüğümüz, gençlerde gördüğümüz diyabetle tip 2 diyabette ortak olanlar nedir? Eğer şekeriniz yükselmişse, şeker hastalığına gidiş varsa ağız kuruluğunuz olur. Çok su içmeye başlarsınız. Sık idrara gitmeye başlarsınız. Vücudunuzda kaşıntılar olmaya başlar. Ancak tip 1 diyabette hastalık çok gürültülüdür. Bu tür hastalar bize genellikle prekoma ya da koma durumunda gelirler hastaneye. Ve genelde zayıftırlar. Ancak tip 2 diyabette aynı ağız kuruluğu vardır, sık su içme, sık idrara gitme gibi şeyler vardır. Ama bu hastalarımız daha kiloludurlar. Yani vücut kitle indeksi dediğimiz kilolarıyla boylarının oranı genelde 25'in üzerindedirler. Evet. Ve bunlarda gürültülü bir tablo olmaz. Birçoğu hastalığının farkında da değildir. Sinsi şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Aynı vücuttaki kaşıntılar, benzeri şeyler olur. Ama dediğim gibi bize daha ziyade ya tesadüfen bir tetkik yapılırken ortaya çıkar şekerleri veyahut da kendileri bir şeylerden şüphe ederler ya da dediğimiz şikayetlerle gelirler. O zaman şeker hastası olduğunu tespit ederiz.